Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar saygılar. Evet bir hissede yatırımcı elektrik çarptı adlı bir haber var bunu sizlere duyurmak istedim. Birkaç gün önce arkadaşlar endeks açıkken de bu haberi duymuş olabilirsiniz. Evet panel hisselerinde yatırımcı elektrik çarptı. Sert fiyat hareketleri nedeniyle son yıllarda borsada yaşanan en büyük vurgunun yapıldığı öne sürülen Pamer hisselerinde hakim ortak sahneye çıktı ve sert düşüş süreci başladı. Evet arkadaşlar bunları belirtmekte fayda var. Buradaki bilgiler bu yatırım tavsiyesi taşımaz biliyorsunuz. E, haberleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Pamel yenilenebilir enerji hisselerine yüklü ortak satışı nedeniyle sert düşüşler yaşanıyor. %79 oranında payda şirketin hakim ortağı konumundaki Pamukova elektrik üretim yaklaşık 1 milyon adet hisseyi satmaya başladı. Yaklaşık 500 adet hissenin satılmasıyla gün içerisinde 180 lirayı gören hisseler 157 liraya kadar düşerek taban oldu. Defter değeri 17 lira demiş. Sermayesi 500 milyon lira olan şirketin hisseleri 5 milyar lira değer üzerinden küçük yatırımcılara satılıyor. Defter değeri 17 lira olan hisseler neredeyse 10 katı fiyattan satılıyor. 2020 yılında 1 lira seviyesinde olan hisseler 2023 yılı başında 400 liraya görerek fahiş bir değere ulaştı manipülatif fiyat hareketiyle borsanın en değerli şirketi haline gelen Pamer'de brüt takas başta olmak üzere neredeyse tüm tedbirler uygulandı. Sık sık devre kesici uygulaması ile karşı karşıya kalan hisselerdeki yükseliş, hissedeki yükselişin önüne geçilemedi. Şirketin değeri 50 milyon seviyelerinden 12 milyara kadar yükseldi. Hisseler 140 lira düşünce de 140 liraya düşünce de piyasa değeri 4 milyar sınırına geriledi. 400 lira seviyesinden hisse alan binlerce yatırımcı mağdur oldu. Tasarruflarını borsa yükselirken hisse seneli değerlendirmek isteyen binlerce yatırımcı borsa mağdurları listesine eklendi. Şirkette %70 oranında dolaylı paya sahip olan Verus Holding ise hisseler yükseldikçe sanal kar yazdı. yıllardır uygulanan klasik formu ile yeni operasyonların önü açıldı. Evet burada bir eleştiri yazısı olmuş. Pamen hisseleriyle ilgili. E, tabii ki biz bunları objektif olarak bir haber kanalı olarak sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Sizin kendinizin değerlendirmeniz gerekiyor. Evet lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.